Hemen sizi görmüşken. Arabayı mı takip ettin? Yok şimdi gizlik tesadüf oldu ya. Merhaba. Şöyle 2 dakika kenarda. Ragnar. Nasılsınız? İyi vallahi. Ben de onlarla sormana... birlikte gireyim istiyorum da o yüzden. İkisi de sizinle herhalde. Evet evet bizim. Nasıl geçiyor? Yorucudur herhalde böyle ikisi. Sosyalleşmeye geldik çıktık hava güzel olunca. Sosyalleşebiliyor muyuz peki? Sosyalleşiyoruz hocamızın eşliğinde. Yok yok öğreniyoruz işte. Daha ufak Ragnar. O yüzden onunla sosyalleşmeyi öğreniyoruz. İnsanların içinde. Nasıl gidiyor efendim Ömer? İyi iyi yolunda. Biraz bahseder. Şu an görüşmeler var. Bir tane çıkmasını beklediğimiz bir filmimiz var. Cemal Ünal'la çektiğimiz yazın. Evet. Onun dışında şu an diğer görüşmeleri hem tiyatro hem dizi onlar devam ediyor. Bir ara tiyatro falan vardı devamı. Evet evet şu an yine görüştüğüm projeler var. Netleşmedi. Görüşme aşaması diyeyim. Son dönemde takip ediyorsunuzdur illaki böyle kadınların devamlı giydiği kıyafetler tartışılıyor. Sizi de rahatsız ediyor mu bu durumlar? İşte en son ne bileyim kayıt konusu vardı belki duymuşsunuzdur. Yani çok yakından takip etmiyorum. Şöyle evet duyuyorum, görüyorum tabii ki ara ara sosyal medyada ama hani konunun tam olarak nerelere geldiğini bilmiyorum. Ama genel olarak zaten en büyük şu an problemimiz birbirimize karşı biraz hayatın zorlukları, biraz artık eğitimsizlik, bakış açısı, daha zaten saygılı ve ölçülü olsak hepimiz için hayat daha kolay olacak diye düşünüyorum. Tabii ki giyim kuşam herkesin kendi tercihi. Hani kimsenin kimsenin hayatına yorum yapıp karışmaya da hakkı yok kesinlikle. O yüzden herkes her istediğinde giysin demiyorum. Tabii ki toplumda yaşamanın da belli gereklilikleri de var toplum içerisinde. O yüzden yani çok buna net bir şey söylemeyeyim. Yani bence bazı durumlarda çok büyük hadsizlik oluyor diye düşünüyorum. Özellikle çok sert yorumlar, kadınlarla ilgili fazlaca eleştiriler. Ki bu zihniyetle de daha kötüsü aslında daha da kötü bir yere gidiyor olması her şeyin. İşte her gün duyduğumuz cinayetler, tacizler, tecavüzler ve tabii bunun hukuk karşısında da biraz karşılıksız, daha doğrusu karşılıksız demeyeyim de cezasız kalıyor olması da cesaretlendiriyor maalesef. Eleştiri falan demişken sosyal medyada da başınıza geliyordur işte resimlerinizin altında sert eleştiriler, mesajlar bunlar sizi etkiliyor mu? Genelde işte şikayet eden var, engelleyen var. Siz kafa yoruyor musunuz yoksa okuyup geçiyor musunuz? Yok tabii ki hani kötü örneklerle ben de karşılaştım. Ama çokça daha olumlu yorumlar görüyorum. Açıkçası ben çok aşırı sosyal medyada vakit geçiren biri değilim. Paylaşım da çok yapmadığım için açıkçası sonrasında da oturup bütün yorumları okumaya da fırsatım olmuyor. Öyle bir zaman ayırmıyorum açıkça söyleyeyim. O yüzden çok ama var yani birkaç kötü niyetli insana ben de denk geldim ya da yurt dışından fazlaca muhafazakar işte dirilişten dolayı fanlar var Pakistan'dan oradan Afganistan'dan bile var belki de tabii çok bakış açılarımız dünyaya hayata çok farklı olduğu için onlar çok katı bir yerden baktı ve maalesef de oynadığınız karakter zannettiği için sizi evet. Hani günlük hayatımdaki paylaşımları görünce şey yapamıyorlar yani sanki ay kızmış gibi değerlendiriyorlar ya da işte medeniyete, demokrasiye, cumhuriyete tahammülü olmayanlar otur yorumlar yapabiliyor. Böyle çok da umursamıyorum açıkçası sosyal medyadaki yorumları. Ne olumluları ne olumsuzları çünkü biraz yapay geliyor bana. Şarkılardan da bahsedersin en son bir albüm falan herhalde. Aha. Nasıl gidiyor? Yani, o single'ı çıkarttık. Açıkçası pandemiyle birlikte biraz canlı müzik, canlı performansa da ara verdim ama ben daha çok şarkı söylemeyi çok seviyorum. Canlı performans seviyorum. O yüzden de pandeminin tam öncesinde bir müzikli bir oyunumuz vardı. Tiyatro oyunu. Tiyatro sahnesinde şarkı söylemekten de çok büyük müzik zevk alıyorum. Hani illa bir mekanda orkestrada değil de bu canlı performans beni gerçekten heyecanlandırıyor. O yüzden şu an biraz da o tatta da tiyatro sahnesinde projeleri değerlendiriyorum açıkçası.
Bu dönemde oyuncularıma devamlı öyle müzikale de kalmaya başladı. Evet, çok yapılmaya başlandı aynen. Yani oyuncuların çoğu zaten o konuda yetenekli insanlar. Yani oyuncuların çoğunda bir müzik kulağı, ritim, tempo yeteneği neyse, ses. Çoğu oyuncu da var. Benim de hoşuma gidiyor insanların yeteneklerini her tür alanda kullanabiliyor olması. Dizi, şarkılar falan demişken biraz da magazinsel olarak aşk hayatı da soralım da bitirelim. Sorun güzel. Nasıl? O da ortada zaten. Evet. Evet. Yani. Güzel gidiyor. Evet, güzel gidiyor. Şükür. Daha ne olsun. Nazar değmesin. Evet. Çok efendim, sağ ol. Teşekkür ederim. Bir fotoğraf alsın. Evet. Ragnar sen de gel. Gel anneciğim. Gel. Ya toz ver bakalım. Dön. Ragnar. Zit. Burada böyle oturmak falan eğitimde. Can, otur. Ragnar, zit. O şu an heyecanlı. Efendim zor olmuyor mu ikisi beraber? Ha? Ya hocayı çağırdım o yüzden. O değil de o biraz yoruyor. Yok, o çok rahat. O artık çok alışkın da. Bu daha küçük olduğu için kendisi bir teenage bir oğlumuz. Evet. Hadi. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Kolay gelsin.